Ne seyrediyorsun şu ara? Yani platformlarda mizah adına mesela Gibi seyrediyor musun? Gibi de seyrediyorum. Ben çok beğeniyorum. Bütün mizah şeylerini seyretmeye çalışıyorum, mizahçıları. Çok hoşuma gidiyor. Takip ettiğin bir komedyen falan var mı böyle? Var. Mesela Hasan Can takip ederim. Her bölümünü izliyorum. Ondan sonra çok başarılı buluyorum. Ne güzel bir iş buldu değil mi Hasan Can? Çok da gülüyorum. Evet. Yani yaptığı iş tamamen hazır cevap bir karşılık vererek seyirciyle çok güzel bir buçuk saat geçirmesi. Başarılı. Çok güzel bir iş yapıyor. Yani hiçbir eleştiriye de ben buradan söyleyeyim şey yapmasın yani. Kulağını kapasın. İşte yok efendim çok küfürlüymüş de bilmem neymiş de öyle mi bıraksın. O işler öyle değil. Babasını ben aldım öyle işlerim diyorsun yani. O işler öyle değil baba. Yani o bildiği doğru da ilerlesin. Çok güzel ilerliyor bence. İşte Gibi zaten Feyyaz çok başarılı. Kalemi de çok başarılı. Oyunculuğu da kendine has bir tekniği var. O da çok komik bir arkadaşımız. Onun projelerini de çok izliyorum. Yani zaten babaları saymıyorum. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer falan onların da işlerini izliyorum severek. Erşan'ı nasıl buldun? Ya Erşan bana pek hitap etmedi. Çok net. Öyle söyleyebilirim. Kendi içinde bir komedi mantığı var. Ama bana pek hitap etmedi. Dikkat Şahan Çıkabilir'in bir şekilde bir daha ekranda olma, ne bileyim dijital bir platformda olma, ya belki de Şahan Gökbakar'ın YouTube kanalında olma ihtimali var mı? Var yani olabilir tabii. Arada böyle ne bileyim evde falan arkadaşlar yükseldiğin oluyor mu mesela? Geliyor. Abi daha o içinden gitmiyor ki. Kim insan geliyor? En çok ne oluyor mesela? Saçma sapan skeçler çekiyorum kendi aramda. Sonra işte arkadaşlarıma yolluyorum. Bunu yayınlayacağım falan diyorum. Sessizlik oluyor. Böyle bir boşluk oluyor tamam mı? Sonra tek tek şeyler geliyor. Abi bir düşünsen mi? Selin'e bir izletsene. Selin ne diyecek falan. O tarz şeyler yorumları alınca diyorum ki dur yayınlamayayım şimdi. Boş yere çoluktan çocuğa uzak kalmıyor. Ya ben şeyi çok özledim ya. Berkut'u. Evet. Mahsun Özcan Ali Şahit. Mahsun Özcan. Bütün şeyleri söyledim. Mahsun Özcan. Benimle polemiğe girmeyen arkadaşım. Evet. O güzel. Kimdi mesela ya da birilerinin karışımı mı? O da abi hep harman bunlar. Yani bütün o şeycileri al, türkücüleri. Hepsini böyle harmanla Berkut çıkıyor abi. Ama tabii Nihat Doğan biraz daha ağır. Nihat'ın bir şeyi var orada bir öyle baskını var yani. Bir de ses tonu var. Tabii. O hızlı konuşma var falan. Mahsun da var hafif. Ben sana bir söyleyeyim mi? Kesinlikle böyle kardeşim. Mahsun ya çok severim ondan. Orada bir de şey vardı. Aşk doktoru vardı. O da abi, Nedim Saban biraz değil mi? Nedim Saban gibiydi o biraz evet doğru aynen. O da çok müthişti. Öyle var. Şey vardı bir tane Engin Jurnal vardı. Şey değil mi o? Biz şey, yok, masaya vuran değil mi? O Gülent Binbaş. Öf, o acayip. Ratingçi. Tabii tabii böyle her sürekli. Müziği. Biz Uğur şeylerin çocuğuyuz falan değil mi? Uğur Umcuların çocuğu sürekli böyle o şeyi vuruyordu hep. Eski şeyleri falan tabii. Böyle. İsimleri reytingi yükseltiyordu. Orada biz oyuz, biz şuyuz. Rating metre vardı. Kenardan bakıyordu ona. O reytingi yükseltene kadar bağırıyordu. Gerekiyorsa yükselmeyecek konuğu kovuyordu. Defol git bir herif falan. Demin övdüğü adamı kovuyordu. Çok güzeldi. Ya kimler katıldı ya? Mesela Uğur abi gelirdi. Gerçekten harbiden dediğin doğru o dönemin çok üstünde bir işti o. Yani televizyon yüzlerinin özellikle de ciddiyetiyle ve haberciliğiyle bilinen televizyon yüzlerinin işte Uğur Dündar. Mesela Uğur Dündar o demin söylediğimiz işte Bülent Binbaş'ın en yakın arkadaşıymış meğerse. Onu anlatıyordu. Uğur'cum hatırlamıyor musun? Sabahları neler yapıyorduk? Evet evet diyor da karşımda benle. Böyle skeçler çekiyorduk ya. İşte ne bileyim jipinde mahsur kalan adam benzin bidonuyla Ali Kırca'ya gidiyordum falan. Hatırlıyor musun onları? Neler yapıyorduk abi? Çok değişik şeyler. Ve o mesela Cüneyt Özdemir gelip benim mutfağa basıyordu. Böyle şey vardı, böcek dolanıyordu falan. Gel oğlum good boy falan böceği çağırıyordu falan. Bu bizim besliyoruz biz bunu falan diyordu. Neler ne skeçler ya. Ya Nevriye vardı ben evet, evet, Nevriye. Cengiz. Evet. Çok güzel günlerdi. Evet. Nevriye'nin yanında biri vardı. Sürekli ona mikrofon uzatıyordu. Arkadaşı stüdyoya onunla geliyorlardı. Evet. Arkadaşı onun. Hatta o kadın böyle bağıra çağıra konuşuyordu. O aslında bizim setimize makyöz olarak geldi. Evet. Oyuncu değil miydi o? Değil. Makyöz olarak geldi. Ben dedim ki ben makyajımı kendim yapıyorum zaten. Sen gel skeçlerde oyna bizle. Baktım çok komik bir kadın. Onunla beraber skeçlerde öyle takıldık. Ve sonra ben onu bayağı bir skeçte oynattım yani. Beraber ikili olduk yani. Çok ilginçti. O güzel bir yükseliyordu ya. Böyle Nevriye Cengiz'e kızıyordu. O arkadan Ayşegül Hanım mıydı? Neydi? Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım bu kansız Cengiz. O da telefonla bağlanıyordu. Alo, yayında, yapımda biraz. Ya neler ya, çok güzeldi. Yani. O soldaki kadına, işte makyajcı hanımefendiye, Gülten Hanım'a mikrofonu veriyordu. O da bir şey söylüyor. O böyle bazen şey, terbiyesiz nasıl konuşuyorsun Cengiz'le öyle konuşturma diye. Tabii. Tamamen doğaçlama. Ona diyorum ki ben, sen ya şimdi düşün, telefondakini de ben yapıyorum ya, karşımızda bir telefon yok. Biz telefon varmış gibi konuşuyoruz. Buna diyorum ki şimdi, sen diyorum şimdi ben bitireceğim sana böyle, öyle değil mi kız falan diyeceğim. Sen de orada başla konuşmaya diyorum. Başlıyor bu ama taramalı tüfek gibi. Ondan sonra oradan ben yakalıyorum, diyorum ki sen ne biçim konuşuyorsun Cengiz'le? Bu da böyle şaşalıyor. Hani ne yapacağım? Ne yapacağını bilmiyor. Kocamla öyle konuşturmam. Aynen. Orada bir bölümde şeyi hiç unutmuyorum ben. Yine Nevriye böyle aldı gidiyor falan. Mikrofonu şeye veriyor, Gülten Hanım'a veriyor, o söylesin diye. Alıyor gidiyor falan, diyor ki ne biçim konuşuyorsun, yayındayız şu an diyor. Evet. Böyle arkada bu arada birileri herkes oturuyor. Biliyor. Onlar bayılıyorlar gülmekten. Aynen, onlar bizim ekip işte. O Togan falan da var orada. Öyle mi? En uçta Togan var, o da böyle ağzını kapatıp ama yani. Saçma bir oradaki ama o müthiş bu yani. Şahan, bunu bir daha yapmalısın. Orada. Gerçekten yapmalısın. Evet, yapmak lazım hakikaten. Hakikaten yani yapmak. Televizyonda yapamazsın muhtemelen yani. Zor. Ama YouTube'da yaparız. Ya şahane olur ya. Aynen. YouTube'da şahane öyle bir kanal kurup yapmak lazım aslında. Peki ama böyle şeylere seni mesela birinin ikna etmesi de çok zor değil mi? Şimdi öyle bir yere geldin ki, bunu sana açıkça söyleyeceğim. Şimdi 7-8 milyon gişe yapmış bir filmin sahibini, yani yaratıcısını, oyuncusunu bir işe ikna etmek madden imkansız neredeyse. Yani Disney falan edebilir de yani iyi bir, ne bileyim, yapımcı, girişimci sana dönüp de böyle bir şey, ya Şahan hadi gel şimdi ben sana desem ki Kafa TV'de gel biz seninle beraber şunu yapalım. Mümkün değil yani. Eğlencesine yaparız. Ha, eğlencesine yaparsın tabii. Evet. Bu bir yandan da ama bu işlerin ömrüne dair kötü bir şey veriyor izlenime. Çünkü ancak senin paşa gönlün istediğinde Şahan TV'de ya da işte Şahan Çıkabilir TV'de yapılabilecek bir şey. Aynen. Ya evet, biraz... tabii o zaman ben 24 yaşındaydım abi. 24-25 yaşındaydım. Sen hatırla kendi o yaşlarını. Tabii. Yani kan biraz farklı akıyor o zaman. Beynin, kafan biraz farklı çalışıyor. Her topa giriyorsun, her şeye yorulmuyorsun filan. Şimdi 42 yaşındayım, 2 çocuk babasıyım filan, anladın mı? Günlük aktivasyonum da değişti. Çocuklar hayatıma girdi. Dediğin gibi bu süreçte işte bu markayı büyüttükçe bu markanın uğraştığı şeyler, alanlar da değişti. Hem maddi hem manevi iş yapımcılığa döndü filan. Biraz konsantrasyon yapımcılığa da kaydı. Ama hep içimden geliyor. Ama sana bak, şey sorusu çok soruluyor. Yani eleştirel sorular arasında hep şey var. Abi sen niye sürekli Recep İvedik çekiyorsun? Onu yapsana, bunu yapsana, şunu yapsana, şunu da yapsana diye. Şimdi ben ciddi manada senin hani o dönemleri bildiğim için ne kadar çok şey yapabileceğine çok hakim bir izleyicinim senin. Benim için de mesela bu bir eleştiri. Ya Recep İvedik'e hiçbir itirazım yok. Yap da ya bizi işte Berkut'tan da mahrum bırakma yani. Aynen. Abi sürekli çekmiyorum Recep İvedik'i. Recep İvedik'i belki de 4 senede bir falan çekiyorum. 3-4 senede bir çekiyorum bir Recep İvedik filmini. Yani süreklilik evet, seri devam ediyor anlamında var ama öyle bir hani seri üretim bir şey değil Recep İvedik. Mümkün de değil galiba zaten. 3 sene, 3,5 sene. En son Recep İvedik 2019 işte bu da 2022. Yani 3 sene olmuş. Dolayısıyla sürekli Recep çekmiyorum ama... hiçbir şey yapmadığım dönemde, yani ne yapıyorsun dersen, bu televizyona yaptığım skeçler veya işte bu komedi hayatımın belli bir yerinde devam ediyor zaten sosyal çevremde. Biz sadece bunu alıp televizyona koymuyorum abi. Anlatabiliyor muyum? Veya bazen kendi Instagram'a ve YouTube'a koyuyorum. Onun dışında bir üretime geçmiyorum. Sadece ongoing, aklıma geldiği zaman işte arada eşimle dalga geçen bir skeç yapıyorum. Ben bugün bu izleyicilerin sesi olayım. Sana şu dikkat Şahan Çıkabilirim. Yapalım. Ateşini yakalım. Hani bugün yakalım da sen belki ne zaman yaparsın? Belki 8-10 bölüm bir platforma yaparız. O da tabii, olabilir. Güzel olur bence, herkes yani. Evet.